Diyelim ki Allah Sayın Erdoğan'a uzun ömür versin. Amin. Emekli olduğunu düşünelim. Olabilir, isteyebilir. Yerine de herhangi birisi Cumhurbaşkanı oldu. Örneğin diyelim millet ki... Millet ne isterse olur. Tabii, diyelim ki Kılıçdaroğlu, Akşener ya da aklınıza gelecek herhangi biri, Sayın Bahçeli. Fark etmez. Anayasa Mahkemesi üyeleri dahil olmak üzere onların şeyle birlikte, bu isimlerle birlikte mesela çay toplamasını ya da meyhaneye gitmesini... Hiçbir sakınca görmem. Ben kararlarına bakarım. Kararlarında bağımsız, ideolojik vesayetten uygun davrandıklarını gördüğümde alkışlarım. Türkiye'deki mahkeme kararlarının bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Ya bütün kararlar için aynı şeyi söylemem mümkün değil. Çünkü bütün kararları bilmem de mümkün değil. Hayır, ben büyük siyasi davalar... Ama yargısal sorunlarımız var. Ama ben eski Türkiye ile mukayese edildiğinde... Kavala davası... Eski Türkiye ile mukayese edildiğinde Türkiye'nin demokratik standartlarının da hukuk standartlarının da çok da ileride olduğunu... Bu arada ben Kavala'yı hayatımda hiç görmedim. Kavala davası müebbetle sonuçlandı. Ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlandırıldı. Türkiye'de terör eylemi yapanlar, cinayet işleyenler, hatta bir grup iddiaciciler salıverilmişken sizce Kavala ağırlaştırılmış müebbet alarak adil bir cezaya çarptırılmış oldu mu? Yani iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. İddiaciciler çok haksız yere, başta rahmetli Salim Mirzabeyoğlu olmak üzere, liderleri olmak üzere çok haksız bir biçimde, hukuksuz bir biçimde içeride yatırıldılar. Kavala. Ben Kavala'yı siyaseten eleştiririm. Siyasal mülahazalarını şiddetle ve iddetle eleştiririm. Ama yargılandığı süreçle ilgili konuşmayı doğru bulmam. Ben doğru bulmam. Hayır, sonucu hakkında. Bilmem ki ya. Dosyasında ne var gördün mü sen? Vallahi okudum iddianamı. Ben hukukçu değilim, okusam da anlamam. Siz okuduğunuzu anlamaz mısınız? Yoksa okuduğum her şeyi anlarım. Sorduğun soruyu da anlıyorum. Satır aralarını da anlıyorum. O kadar da zeki, merak etme. Bildiğim için siz ama, o cin gibisiniz. Ama ben yok, senin gibi cin değilim. Ben insanım. Cin demeyelim, zekisiniz diyelim. Çok şükür yani satır aralarını okuyabilecek zekaya sahibim. Ama aynı zamanda naif bir insanım. Herkes için özgürlük isteyen, kendim için ne istiyorsan başkaları için de onu isteyen özgürlükçü bir insanım. Naif bir insanım bu anlamda. Ama ben... Şimdi bir hukukçu olarak bir dosyaya baktığımda anladığım şey farklı olur. Ama bir insan olarak, herhangi bir insan olarak bir hukuk metnine baktığım zaman anladığım şey farklı olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir delile baktığımda bir hukukçunun anladığı şeyi benim anlamamam, bu benim hiç okuduğumu anlamadığım anlamına gelmez. Gelmez ama ben de size şunu sormak istiyorum. Çünkü benim öfkelendiğim bir mesele. Bu arada tekrar ediyorum, Sayın Kavala'yı hayatımda hiç görmedim. Ama ben gördüm. Geçmişte oturmuştum, kalkmıştım da vardır. Siyasal düşüncelerine asla katılmıyorum. Yani ona bakarsan saz çalan bir partinin genel başkanı da teröriste benzemiyor. Sizce terörist mi? Yani ben terörü şöyle tanımlarım. Terörün silahlı bir aparatı vardır. Terörün siyasi bir kolu vardır. Sayın Demirtaş'ı kastediyorsunuz. Dediniz, ben demedim. Hayır. Şimdi bakınız, terörün siyasetini yapıyorsanız, terör örgütünün siyasetini yapıyorsanız, onun talimatıyla kurulmuşsanız, benim nezdimde elinde silah tutan o unsurla sizin aranızda hiçbir fark yoktur. O zaman o da teröristtir diyorsunuz. Bakınız, dediğim net. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi içine dediğimin şahıslaştırılarak anlatılması doğru değil. Siz dediniz, saz çalan dediniz. Şimdi bakınız, bir terör örgütü var. Enver Aysever'e git şurada benim propagandamı yap diyorsa, bir başkasına da benim partimi kur sözcülüğümü yap diyorsa, birisine de silah veriyorsa, her üçü de benim gözümde eşittir. Siz o bir dönem o siyasi partide görev yaptınız. Tabii ki. Benim yaptığım dönemde silahlar konuşmuyordu. Benim yaptığım dönemde silahlar terk edilmişti ve benim yaptığım genel başkan yardımcılığı 11 aylık yaptığım dönemde dediğim şey şuydu. Türkiye bizim devletimiz, bu vatan bizim vatanımız, etnik siyasal bölücülüğe karşıyız. Kürt kimliğinin kabulüyle birlikte de her türlü inkarın ve silahlı şiddetin sona ereceğini söylüyordu. O zaman peki şimdi Kürt kimliği kabul edildi, inkar sonlandırıldı Erdoğan iktidarıyla birlikte ama hala PKK silahlarını bırakmıyor. Dolayısıyla bu örgüt Kürtler adına, Kürtlük adına hak iddia edebilecek bir örgüt değildir. Sorun çözüldüğü halde hala silahlarınızı siz Türkiye'ye karşı kullanıyorsanız siz başka güçlerin taşeronusunuz. Sizin bir tweetiniz var, arkadaşlarımız getirsin onu ve sizi çok iyi ifade eden bir tweet. Çünkü sizin tweetiniz. Getirelim arkadaşlar, Sayın Metin Er'in kendi ağzından ve bence de haklı ve meşru bir tweeti var. O da Kürtlüğüyle ilgili ve önemli bir tweet, onu görelim. Evet arkadaşlar, Sayın Mehmet Metin Er diyor ki bana bazı densizler soruyorlar. Türk müsün ki Türk milletini savunuyorsun? El cevap, etnik, ırki anlamda Türk değilim, Kürdüm.
Türk milleti tanımı etnik, ırki değil, İslam'la şeref bulmuş toplulukların ortak tanımıdır. O yüzden bu milletin ferdiyim, ırkçılığa hayır. Doğru mudur? Aynen. 2020 yılında o zaman ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle aynı yerdesiniz. Şimdi ne mutlu Türk'üm diyene lafı... Türk doğana demiyor. Tabii yani Ahmet Taner Kışlan'ın da dediği gibi, terör örgütü lideri Öcalan'ın da Taner Kışlalı atıfta bulunarak dediği gibi etnisiteden arındırılmış bir tanımlama Türklük. Yani İslam'la şeref bulmuş bir milletin etnik aidiyetten öte herkesi kucaklayan bir tanımlama olduğu için bu söze hiçbir itirazım olmaz. O zaman siz... Ama etnik anlamda Kürdüm ama İslam'la şeref bulmuş bir milletin yani evladım. Türk milletin evladı olmaktan da bir Kürt olarak onur duyar. Mesela bir yurt dışından gelen gazeteci sizinle röportaj yapsa, Türkiye üzerine soru sorsa, şöyle bir şey dese, siz kendinize Türk'üm mü dersiniz, Türkiye'li miyim dersiniz, hangi size daha yakın? Demokrasi ve Birlik Derneğimizin genel başkanlığını yapıyorum. Onun açış konuşmasında söylediğim şey şuydu, girişte söylediğim. Biz Türk'üz, biz Kürt'üz. Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim. Dolayısıyla Türk olmaklığımızla da, Kürt olmaklığımızla da övünç duymayız. Ama biz Türkiye'liyiz. Etnik anlamda Kürdüz ama Türk milletinin de bir evladıyız, bir ferdiyiz, bir unsuruyuz. Bu güzel bir tarif ama ben şunun için sordum. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı şeyler anlamlar yükleniyor. Mesela Türk edebiyatı demek yerine Türkçe edebiyat denmeye başladı. Türk edebiyatı demekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın sizinle Türkçe konuşuyorum. Türkçe benim ana dilim. Ben de aynı. Ben bir Kürt olarak Türkçeyi... Resmi dil olarak görmüyorum sadece. Bu coğrafyada yaşayan, herkesi ortaklaştıran hepimizin ana dili olarak görüyorum. Peki o zaman... Ama ben... aynı şekilde Kürtçenin de benim aynı zamanda ana dilim olan Kürtçenin de Türk kardeşlerim tarafından kendi ana dilleri gibi görüldüğünü varsayıyorum. Vallahi ben de Mehmet Uzun'u Kürtçeden okumak isterdim açıkçası. Çünkü her dil kutsaldır. Her dil ana. Şimdi bir az önce Sayın Metiner'in söylediği meseleyle ilgili olarak burada ben bir Kürdüm ama şey olarak Türk'üm diyor. Türk milletinin içindeyim diyor. Türkiye. Ve evet. Burada Ahmet Taner Kışlalı yani Atatürkçülüğün sembolü isimlerden biri ve Mustafa Kemal'e gönderme yaptı. Dolayısıyla Kemalist değilim ama bu tarife katılıyorum. Kemalist değilim. Ama bu tarife katılıyorsunuz. Tabii ki. Türk'üm diyorsunuz. Ama mesela tek parti döneminde Türklük üzerinden yapılan... Hayır. Tek parti döneminde Türklük tanımı üzerinden yapılan ırkçı, inkarcı, asimilasyonist politikalara da şiddetle ve hiddetle karşıyım. Şimdi, zaten PKK'yı doğuran sebepler de o inkardan kaynaklanan sebepler. Keşke eski Türkiye'de tek parti döneminde Kürtlerin, halkımızın varlığı inkar edilmeseydi, dili, kültürü yasaklanmasaydı da PKK'nın beslendiği bir vasat ortaya çıkmasaydı. Bugün o inkar sonlandırıldığı halde PKK bitirilemiyor çünkü elinde silahlar var ve başka ülkeler, Türkiye düşman ülkeler PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmaya devam ediyorlar. Peki şu tutuklularla ilgili şey gelsin. Yani çünkü... bunun müsebbibi bir partinin kalkıp da Kürt sorunu ben çözeceğim demesini de tarihsel bir ironi olarak görüyorum. Tamam, fikir konuşuyoruz. Şu tutuklamaların volunu getirelim. Sayın Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'da terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Ve aynı dönemde Sayın Metiner ardından 2 genel başkan tutuklandıktan sonra başta Diyarbakır Belediye Başkanı olmak üzere tırnak içerisinde Kürt halkının iradesini, sizin deyiminizle Türk milletinin parçası olan halkın iradesini gasp eden bir kayyumlar dönemi başladı. Nasıl gasp eden ya? Görevden aldılar. Meşru mudur o? Meşrudur tabii. Yani siz kayyumların seçilmişlerden daha mı değerli olduğunu düşünüyorsunuz? Teorik olarak partilerin de kapatılmaması gerektiğini savunurum. HDP kapatılmalı mı? Ama bir dakika. Buyurun. Bir dakika öyle şey laf kalabalığına gerek yok sevgili tek. Dostum. Tamam tek. Size istediğiniz kadar zaman vereceğim. Teorik olarak partilerin kapatılmasına, fikirlerinden, siyasetlerinden dolayı ne kadar ekstremist olurlarsa olsunlar kapatılmasına karşıyız. İlkesel duruşumuz bu. İki, ama o ülkeyle savaşım halinde olan bir terör örgütünün siyasal aparatıysanız, terör seviciliği yapıyorsanız, terör propagandası yapıyorsanız, sırtınızı da o terör örgütüne dayıyorsanız, o terör örgütünün eylemlerini meşru görüyorsanız, o eylemi koyanlarını da selamlıyorsanız, sizin yanınızda ediyorsanız, o partinin kapatılması gerektiğine inanıyorum. Bu terörle mücadelenin olmazsa olmaz bir gereğidir. O zaman şunu... Diğer konuda da sorduğunuz soruya da geleyim. Hangisi? Mahkemelerle ilgili dediniz.
şey atardın ya 4 Kasım 2016'da. Burada duruyor. Evet. Ama önce şunu söyleyeyim. Doğru anlayayım çünkü bunlardan manşet yapıyorlardır insanlar. Siz bugünkü koşullarda, yani bugünkü Türkiye'nin koşullarında değil, yasal olarak diyorsunuz, HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapanmasından yanasınız. Ben terör örgütüyle, terör örgütünün talimatıyla kurulmuş, onun sözcülüğünü yapan, propagandasını yapan, terörün siyasetini yapan bütün partilerin kapatılmasından yanayım. Anayasa Mahkemesi kapatır kapatırmaz o onu ilgilendirir. Ben sizin fikrinizi soruyorum. İşte söylüyorum ben. Ama bana bakın. Söylüyorum. DAEŞ'in partisi de olsa bu böyle, FETÖ'nün partisi olsa da böyle. HDP, PKK'nın bana göre. Onu soruyorum. Partisidir. Kandil tarafından kurulmuş bir partisidir. O yüzden kapatamam. Dolayısıyla Kandil'i yerle yeksan edeceğim diyorsanız, Kandil'in siyasi partisiyle de işbirliği yapıyorsanız bu sizin çelişkinizdir. Bu sizin tutarsızlığınızdır. Bakın size uyanıklık yapmadan söylüyorum. Sizin söylediklerinizden hareketle bu gerekçelerden dolayı HDP kapatılmalıdır. Ben HDP gibi partilerin, yarın FETÖ'nün propagandasını yapan partilerin, DAEŞ'in propagandasını yapan partilerin kapatılması gerektiğine inanıyorum. Anladım. Ama hiçbir partinin, diyelim ki HDP eğer terör seviciliği, terör savunuculuğu, terörün siyasetini yapmayan bir parti olsaydı, en ekstremist düşünceleriyle bile karşımızda duran bir parti olsaydı, şiddeti terörü dışladığı için, mahkum ettiği için onun kapatılması söz konusu olsaydı herkesten önce herkesten daha fazla biz karşı çıkardık. Bir sözüne de şiddetle itiraz ediyorum. Benim mi? Kürt halkının iradesini gasp eden bir devlet yok. Kürt halkının iradesini PKK terör örgütü gasp ediyor. Çünkü silahlarıyla o iradeyi belirliyor, iradeyi şekillendiriyor. Ve ne yazık ki Kürt halkının fakir fukara çocuklarını dağa kaçırtarak, Suriye'nin kuzeyine kaçırtarak PKK'nın, İran'ın, başka ülkelerin lejimleri yapmakta bir sakınca görmüyor. O zaman bölgeyi benden daha iyi bildiğiniz için şu soruyu sormam gerekiyor. Çünkü siz o bölgenin insanısınız, Kürtsünüz. Bölgedeki insanların ve Batı'da da İstanbul çünkü en büyük Kürt şehri derler ya hani nüfus olarak. Hatta İstanbul aslında en büyük Karadeniz şehri de aynı zamanda. Herkes burada bütün var. Bütün şehirler bizimdir. Evet. Şunu sormak istiyorum. O bölgede HDP'ye oy verenler ya da başka bölgelerde HDP'ye oy verenler, bir dönem %13'ü bulmuş insanlar silah zoruyla oy veriyorlar. Buyursunlar. Silahları aradan çeksinler, yarışalım. İstanbul'da silah mı var? Yok mu? Yani sandıklarda silah mı var? Ah sevgili Enver Aysel. Belki ben saf olabilirim. Ben bu bölgede milletvekili yaptım. 3. bölgede milletvekili yaptım. Esenyurt Meydanı'nda adını almayacağım iki siyasetçinin, birisi cezaevinde, birisi de şu an partinin eş başkanı. Beni nasıl hedef göstererek. Sizi mi? Tabii ki. Bu siyaset bu mu yani? Siz niye hedef gösterdiler? Ya kişisel şeylere girmek istemem. Hayır yani bir ideolojik hain Kürt mü diyorlardı? Ya onların gözünde hain olmak bizim için büyük bir onurdur. Onlar gibi Kürt olmaktan da hayal ederiz yani. Amerika'nın Kürdü değiliz, Türkiye'nin Kürdüyüz. HDP. Şunu söylüyorum ben. Hodri Meydan, silahları aradan çeksinler. Demokratik bir biçimde yarışalım. Ya, herkes cüssesini görür o zaman. Peki Selahattin Bey'i bırakılmasını da kabul eder misiniz o zaman? Silahlar yok. Mahkemeler bırakırsa hayır, bırakırlar ya. Hayır, varsayımda bulunuyoruz. Selahattin Bey yok, silahlar sustu, tamam. Seçime giriyoruz. Kim kazanır? Halk kim isterse. İşte onu soruyorum. Hodri Meydan. Buyursun bir deneyelim bakalım. Önce bir silahlar aradan çıksın bakalım. Söyleyebiliyorlar mı? O zaman size başka bir soru sormam gerekecek ama biraz. Ben size sorayım. Buyurun. HDP Kürtler için ne talep ediyor? HDP Kürtler için benim anladığım kadarıyla yerel yönetimlerde özellik talep ediyor. Anayasal eşit yurttaşlık talep ediyor. Peki PKK ne istiyor Kürtler adına? O dönem dönem değişiyor. İsterseniz bunu reklamdan sonra konuşalım. Çünkü siz bu konuyu biliyorsunuz. Ben size söyleyeyim, seyircimiz onu merak ediyor. Demokrasi ve Birlik Derneği'ni kurduğumuzda... Bunun için de konuşuruz işte. O cenahın ne kadar rahatsızlık duyduğunu... Anlaştık, onu konuşacağız. Değerli seyirciler, ben hemen dönüşte, bizde tuzak yok, soruyu Sayın Metinler'e sormuş olacağım. Çünkü söylediği şey önemli. O da şu, Türkiye'de kritik bir noktaya gelindiğinde HDP seçime giriyor. Biz sizi başkan yaptırmayacağız diyor Selahattin Bey. O sırada da Öcalan'ın mektupları okunuyor ve Osman Öcalan da konuşuyor. Soru şu, bu demokrasiye dahil mi, değil mi? Bu soruya yanıt verir misiniz? Olsun. Her soruya cevap veririz. Teşekkür ederim.